Eskişehir Net'ten herkese günaydın. 5 Kasım Cuma gününde, haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz. Ondon programıyla karşınızdayız. Bugün nispeten daha sıcak bir günü yaşıyoruz. Önümüzde de daha sıcak geçeceğini düşündüğümüz güzel bir hafta sonu var gibi görünüyor. Sıcak geçecek gibi. Yoğun bir haftayı geride bıraktık ve son gününde, haftanın son gününde, Cuma gününde sizlerin karşısındayız. Evet, pandemi mağdurlarına bakalım isterseniz şöyle bir. Pandemi mağdurları arasında en çok zorluğu yaşayan, en çok yarayı alan kesimlerden biri de esnaflardı. Hepimizin bildiği gibi kısıtlama döneminde bir açıl bir kapan derken çok zorlandılar ve çok da borçlandılar aynı zamanda. Vatandaşın da alım gücü iyice düştüğü için esnaflardan, alışverişten elimizi etiğimizi çekmek durumunda kaldık. Etiketler de sürekli değiştiği için bizler de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız artık. Bazı esnaflar da ne yazık ki çözümü dükkanlarını devretmekte bulunanlar var. Ne yazık ki tamamen kapatma yolunu seçenler var. Böyle zor bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen fiyat artışları karşısında resmen isyan etti. Detayları aktaralım sizlere. Türkiye'de hissedilen enflasyon ve ekonomik krizin giderek etkisini gösterdiğini söyleyen Bilen, her geçen gün fiyatların artması halkın dışında esnafları da çok zor duruma sokuyor. Kendi maliyetlerimiz satış fiyatlarımızın çok üstünde, adeta çırpınır hale geldik dedi. Esnaf olarak tükeniyoruz, dayanacak gücümüz kalmadı diyen Bilen, esnaf arkadaşlarımız dükkanlarını ya devrediyor ya da tamamen kepenk indiriyorlar. Yüksek enflasyon karşısında adeta yok oluyoruz. 2020'de 99.538 esnaf kepenk kapatmış. 2021 yılı net verileri bu tabloyu aratmayacak seviyede ifadelerini kullandı. Evet, Bahar Bilen'in açıklamaları bu şekildeydi. Esnaflar gerçekten çok zor bir durumda. Bir şekilde artık buna bir çözüm bulunmalı. Çünkü emek teknelerini kaybediyorlar, kapatıyorlar, devrediyorlar. Bir şekilde bir yol bulmaya çalışıyorlar ama çok zor bir durumda oldukları açık. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, market ve restoranları denetledi. Detayları aktaralım sizlere. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve denetleme ekibiyle birlikte market ve restoran denetimlerine katıldı. Marketlerdeki ürünlerde ve restoranlarda yapılan incelemeleri kontrol eden Tunç, işletme yetkililerinden genel bilgi aldı. Avrupa genelindeki ülkelere göre ülkemizde çok daha az zehirlenme vakası görüldüğünü belirten Tunç, ülkemizde Avrupa ülkeleriyle aynı gıda mevzuatına sahibiz. Tarladan çatala kadar bütün süreci kontrol altında tutuyoruz. Bu açıdan biz ek gıda güvenilirliği itibarı ile dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biriyiz. İyi ve güvenilir gıda üreten ülkelerden biriyiz dedi. Evet, bakan yardımcısının açıklamaları bu şekildeydi gıda güvenilirliği konusunda. Dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biri olduğumuzu dile getirdi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Dün sizlere AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener'in eski ile ilgili kendilerine yoğun şekilde şikayetler gelmeye devam ettiğini belirttiği haberini paylaşmıştık sizlerle dün bu ekranlardan. Eskiden de bu iddialara bir cevap geldi. Hemen aktaralım sizlere. Eskiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Dün ve bugün bazı yayın organlarında eski ile ilgili bir açıklama yer almıştır. Bu açıklamada kurumumuzda görev yapan bir kişiyle ilgili iddialar olduğu ve kurum yönetimi tarafından gereğinin yapılmadığı ifade edilmiştir. Söz konusu iddiaların tarafımıza ulaşmasının hemen ardından gerekli inceleme yapılarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir. İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılmış olup ayrıca adli soruşturma için konu birinci hukuk müşavirliğine de bildirilmiştir. Görüldüğü üzere söz konusu açıklamada yer alan konuya duyarsız kaldığımız ifadesi kesinlikle doğru değildir. Bilinmesini isteriz ki Eski Genel Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve gerek araştırma, gerek soruşturma, gerek de görevden alma süreçlerinde yasal mevzuata uymakla yükümlüdür. Genel Müdürlüğümüz de bu mevzuata göre hareket etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Evet, eskiden yapılan açıklama bu şekildeydi. Gerekli tüm işlemlerin yapıldığı bilgisi aktarıldı kamuoyuna.
Sırada spora gönül veren bir ortaokul öğrencisi var. Spora gönül vermiş kendisi. Ayrıca başarılar da elde ediyor. Türkiye birincisi oldu ve altın madalyanın da sahibi oldu kendisi. Hemen sizlerle paylaşalım. Eskişehirli öğrenci Ramazan Efe Ar, Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Ramazan Efe Ar, Muay Thai Minik Yıldızlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl kutlamaları etkinlikleri kapsamında Polatlı Belediyesi ve Türkiye Muay Thai Federasyonu ortaklığında düzenlenen şampiyonada Ramazan Efar Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı. Ortaokul öğrencisi, yarışmalarda kazandığım madalyalar beni motive etti ve bunu ve mutlu oldum. Önümüzdeki günlerde bütün yarışmalara okulumuzu temsilen katılacağım ve okulumu gururlandıracağım şeklinde açıklamaları oldu. Biz de öğrencimizi tebrik edelim ve başarılarının devamını dileyelim. Ve bir sonraki haberimizle devam edelim. Tren garında organ ve doku bağışı bilgilendirme standı kuruldu ve vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildiler. Detayları verelim sizlere. Tren garında kurulan standta vatandaşlara organ ve doku bağışı hakkında bilgilendirilme yapılırken İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Uğur Bilge, Türkiye Organ ve Doku Nakli Birliği sistemi vasıtasıyla organ dağıtımının en adaletli ve en şeffaf şekilde yapıldığını belirtti. Bilge, ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ ve doku bağışı haftası kutlanmaktadır. Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biridir. Unutmamak gerekir ki her bağış yeni bir hayattır ifadelerini kullandı. Evet, sanırım en büyük mutluluk bir insanın hayatını kurtarmak olsa gerek. Ülkemizde de bu konuda bilgilendirilmeye, bilinçlendirilmeye sık sık devam ediliyor. Bu yönde etkinlikler yapılıyor. Bir sonraki haberimizle devam edelim. Rahiye Oktaş Karaman'ın İçimdeki Renkler yağlı boya resim sergisi Büyükşehir Sanat Merkezi'nde açıldı. Sanatçının portre ve diğer türlerdeki yağlı boya eserlerinin Eskişehirlerle buluştuğu sergi yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de ziyaret ederek gezdiği sergi 14 Kasım Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Ressam Rahiye Oktaş Karaman'a kendi portresini de çalışmalarının arasına kattığı için teşekkür eden Büyükerşen, resim sergisini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Oktaş ailesinin fertleri, yetenekleri ve uğraşı konularındaki titizlikleriyle hep dikkatimi çekmiştir. İfadelerine yer vererek serginin anı defterini de imzaladı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Evet, sanatseverler yağlı boya resim sergisini ziyaret edebilirler. 14 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak bilgisini vermiş olalım ve bir sonraki haberimizle devam edelim. Cam ve kimyasallar sektörlerinin dünya çapındaki kurucusu Şişe Cam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar TL'lik yeni cam ambalaj fırını kuracak. Bunu aktarmış olalım, bilgisini verelim sizlere. Fırın yıllık 155 bin ton kapasiteyle çalışacak. Şişe Cam'ın global cam ambalaj üretim kapasitesini 3,2 milyona ulaştırması hedeflenen yatırım, renksiz ve yeşil cam ambalaj üretimi yaparak birçok önemli sektöre girdi sağlayacak. Evet, Eskişehir'e 1 milyarlık yatırım yapılıyor. Ve bir sonraki haberimizle devam edelim. Odunpazarı Belediye Meclisi'ne AK Partili meclis üyelerinin salonu terk etmesi damga vurdu. CHP meclis üyesi Kadir Kodak yaptığı konuşma esnasında AK Parti iktidarı döneminde satılan tesislerin 17 sayfa 229 satırlık listesini açınca olanlar oldu. Kodak'ın açıklamasına devam ettiği sırada AK Partili Murat Özcan hiçbir şey söylemeden ayağa kalkarak gruba kalkın işareti yaptı. Özcan'ın talimatının ardından salondaki tüm AK Partililer meclis oturumunu terk etti. Başkan Kazım Kurt, AK Partililerin salonu terk etmesinin demokrasiye aykırı olduğunu ifade ederek dinlemek işin nezaketidir, demokrasinin temelidir dedi. Daha sonra CHP'li üyeler oturuma kaldığı yerden devam etti. Bu olay sonrasında da Murat Özcan, Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi AK Partili Grup Başkan Vekili Murat Özcan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Hemen sizlere aktaralım. Odunpazarı Meclisi'nde CHP grubu AK Parti hükümetlerinin sattığı 300 bin metrekare vatan toprağı diye bir liste şovu yapmaya kalkınca oturumu terk etmek zorunda kaldık. Bugün mecliste 150 dönüm vatan toprağını satmak için yetki aldı.
Üsluba bakar mısınız? Yazıklar olsun paylaşımını yaptı Murat Özcan sosyal medya hesabı üzerinden. Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili kendisi Murat Özcan böyle bir açıklaması oldu bu olay sonrasında. Evet, bu son haberimizdi. 10'da 10 programının sonuna geldik. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.